Merhabalar sayın takipçilerim. Ben Doktor Şekip Altunkan. Bugün Ezgi Hanım'la beraber yine hipertansiyon konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim hocam. Bugün yine önceki hafta konuştuğumuz hipertansiyon ve cinsellik ilişkisiyle ilgili sorularımıza devam edeceğiz. Öncelikle merak edilenler arasında cinsel ilişki sırasında tansiyon yükselir mi sorusunu sizlere yöneltiyorum. Evet, yine güzel bir soru sordunuz Ezgi Hanım. Bu bize çok sorulur. Şöyle, cinsel ilişkide nihayetinde bir fiziksel aktivitedir. Nasıl bir aktivitedir? Yani siz koşarsınız, ondan sonra merdiven çıkarsınız, ne yaparsınız? Bir vücut kalp hızlı çalışır, vücut dokularını beslemek için. Ondan sonra kuvvetli atar ve tansiyon ister istemez yükselir. Efor testinde bunu görüyoruz. Cinsel ilişki de böyledir. Yani kalp hızlı çalışır, ondan sonra fazla kan atar. Tabii buna bağlı olarak da tansiyon yükselmeleri görülebilir. Tabii cinsel ilişki sırasında görülen tansiyon yükselmeleri genellikle iyi huyludur. Hastanın hayatını tehdit etmez. Yalnız bir durum vardır ki biz bunda hastalara pek tavsiye etmeyiz. Kontrolsüz ağır hipertansiyonla cinsel ilişkiyi pek tavsiye etmeyiz. Ağır egzersiz tavsiye etmeyeceğimiz gibi öncelikle hastanın tansiyonu kontrol altına alınacak. Ağır hipertansiyonu varsa, ağır ve komplikasyonlu hipertansiyonu varsa ondan sonra bu tür ilişkilere müsaade ederiz. Yani öncelikle ilaçlarını kullanacak, tansiyon normale girecek öyle. Yoksa normal tansiyonlu hasta veyahut da hipertansiyonlu hasta cinsel ilişkiye girebilir. Tansiyonda hafif yükselmeler olabilir. Bunlar sağlıksız değildir. Hatta düzenli cinsel ilişki insanı kendini iyi hissettirdiği için kalp ve hipertansiyon sağlığına da olumlu etki yapar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Teşekkürler. İnternette sıklıkla gördüğümüz ve bazen haberlerde de karşımıza çıkan bir konu var. Cinsel ilişki sırasında tansiyon hastalarının öldüğüne dair bir konu tartışılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, evet. Ünlü bir sanatçımızla ilgili bazen şu an isim vermeyelim. Bunlar söyleniyor. Tabii şu var. Cinsel ilişki sırasında insanlar ölebilir ama bunlar istatistik olarak çok anlamlı değil. İnsan yolda giderken de aniden ölür biliyorsunuz. Yani aynı ölüm yaratan o kadar çok faktör var ki. Ben hep şu örneği veririm. İzleyicilerimizler kusura bakmasınlar. Hani genel bir deyim olduğu için söylüyorum. Köpek adamı ısırırsa haber olmaz da adam köpeği ısırırsa haber olur. Bunu siz bir okuduğunuz konuyla ilgili belki örnekler veriyorlardır. Bu da onun gibi bir şey. Eğer ünlü bir sanatçı bu tür bir ilişki sırasında vefat ettiyse artık gazetelerde ve basında başlık olur. İnsanlarda korku başlar. Yoksa yapılan araştırmalar cinsel ilişki sırasında tansiyonla ilgili değil. Kalple veya başka nedenle beyin kanamasıyla ve beyinde pıhtı atmasıyla beraber yani ölüme neden olan hastalıklarla ilgili normal insanlarda görülen istatistik olarak bir fark yok ani ölümlerde. Bu nedenle korkusuzca bu tür ilişkilere girebilirler doktor tavsiyesiyle yalnız. Bazı ağır kalp hastaları mutlaka doktor tavsiyesiyle bir de bir önceki soruda cevap verdiğim gibi kontrolsüz hipertansiyonla bunlar önemli. Mutlaka ağır hipertansiyon tedavi olduktan sonra böyle bir şey olacak. Yoksa ben işte ilişkiye girerim, ölürüm diye bir düşünce doğru bir şey değil. O insanı strese sokar, sıkıntıya sokar. Hem kendisini hem partnerini bu sefer tansiyon strese ve panikten yükselmeye başlar. Teşekkürler. Son olarak cinsel gücü arttıran ilaçları tansiyon hastaları kullanabilir mi? Ya yine güzel bir soru sordunuz Ezgi Hanım. Bu da bize çok sorulur. Şimdi bu tür ilaçlar aslında kalp ilacı olarak çıkıp da sonradan bu yan etki bakmışlar ki ya bulan kişilerin şeyi damar genişletici olarak çıkmış. Kalp için çıkmaya yani araştırmalar yapılırken yan etki olarak bakmışlar ereksiyon sağlıyor. Ondan sonra onun üzerinde geliştirerek formülleri bu ilaçlar ortaya çıkmış. İşte bunun ilaçların tüm tansiyon ilaçlarıyla birlikte kullanılabilir. Bir tek alfa blokör dediğimiz bir ilaç türü var. Onlarda ani tansiyon düşmeleri görülebilir. Onlarda biraz dikkatli kullanın deriz. Ama o bile kesin değil. Yalnız birlikte kullanılmayacağı bir kalp ilacı vardır. Nitrat deriz. Bunlar aynı grup benzeri olduğu için nitratlar kalp ilacı ile ilgili onlarla birlikte kullanılmasını tavsiye etmez. Çünkü çok tansiyon düşmesi görülebilir. Öteki türlü tüm tansiyon ilaçlarıyla beraber bu cinsel gücü daha doğrusu cinsel gücü artırıcı demeyeyim. Cinsel güç çünkü birçok faktör var. Sertleşme
bizim için önemli. Yoksa beyinsel olarak bir insan cinsellikten de uzak olabilir psikolojik olarak. O ayrı bir sorun. Sertleşme problemini çözen ilaçlarla beraber tansiyon ilaçları kullanılabilir. Bir tek alfa blokörlerde, o da özel durumlar dışında kullanılabilir rahatlıkla. Teşekkür ediyoruz. Bugünlük sorularımız bu kadar. Ben teşekkür ederim Ezgi Hanım. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize mutlu ve sağlıklı günler dilerim.